Ekrem dayı ne yapıyor Ekrem dayı? Ekrem amca ne yapıyorsun? Kaçtık olmadı. Ne oldu Ekrem dayı, hayırdır? Ne oldu hayır? Ya anahtarı kaybettik, bulamadım. Nereye koyduğumu da bulmuyorum arkadaşlar. İyi baksaydın anahtarı cebinde falan da belki yok, bir yere mi düşürdün? Yok kardeşim yok ya yok ya. Dükkanı nasıl, kapalı kaldı, müşteri geldi. Ya bilmiyorum ki nasıl edeceğiz. Şey yapalım ya. Bu anahtarcı Tolga var. Anahtarcı Tolga var ya burada. Bilmiyorum nerede. Dur abi dur, seni arayayım ya. Gerçi bir mevkisinde anahtarcı Tolga var burada. Dur bir saniye hemen ya. Dur Ekrem amca yardımcı olun. Dükkan kapalı, onu mu yanayım ya, ne yapayım ya. Allah Allah. İş yeri kapalı şu anda. Ya bir saattir uğraşıyorum kardeşim ya. Bir saattir. Ya bilmiyorum nerede olduğunu ya. Allah razı olsun. Sizi Allah gönderdi ya. Merhaba. Ya bu Karataş'ta bizim şey var. Ekrem dayının dükkanının anahtarı kaybolmuş. Bulamıyor. Buraya gelebilir misin? Ne kadar sürer? Ya çok çabuk gelsin ama. Tamam, 20 dakika işte burada. İçeri kapalı tamam. Kalmaz değil mi? Ya o müşteri geliyor, boş gidiyor. Ben daha dışarıda kaldım. 20 dakika işte hemen geliyorum bir abi. Çok şükür. Çok şükür. Ya, İki saattir bekliyor. Ya dükkanımız 2 saattir kapalı duruyor, canımsın ya. Şuna bir bak. Telefon kadar yakınım ben, sana niye aramadın? Sağ olsunlar arkadaşlar. Anahtarcı Tolga'yı bilmiyorlar. Biz de hemen tanıtalım dedik. Ya zorluyorum açamıyorum. Anladım ki bu iş bizim işimiz değil. Ne yapmak lazım? Bu işi çözer. Bu iş bizim işimiz. Bu iş sizin işiniz. Ustayı işiyle baş başa bırakıyoruz. Ekrem amcanın anahtarını yapacaksın herhalde değil mi evet, Tolga? Evet, Ekrem dayının anahtarını yapacağız ve bu bir daha böyle bir sorun yaşamasın diye tedbirlerini alacağız. Şimdi Arzu, anahtarcı Tolga Gaziantep'in hangi noktasına gidersen git 20 dakikada gidiyorsun. 20 dakika içerisinde aynen, orada oluyorsunuz. En fazla 20 dakika sürüyor. 5 dakikada işini hallediyorsun, 5 dakika sonra teslim ediyorsun. Yani tabii istisnai durumlarda trafik olduğu takdirde tabii bir yarım saati bulabilir ama normal şartlarda 20 dakika içerisinde orada aynen, oluyorsunuz. Aynen. En fazla 20 dakika sürüyor. Peki burada neler yapıyorsun? Biraz seni tanıyalım. Daha sonra Ekrem Bey'in anahtarı teslim etmeye gideceğiz. Anahtarcı Tolga kimdir? Anahtarcı Tolga 10 yıldır bu mesleğin içinde birisi. Hı. Hani biz çekirdekten yetme, küçüklükten yetiştik. Hem ev üzerine, hem oto üzerine, hem kasa üzerine. Özellikle oto ağırlıklı çalışıyoruz. Mesela yedek anahtarlarıydı, kayıp anahtarlardır veya kumandaları kırılıyor, bozuluyor, onları yapıyoruz. Sadece biz mekanik olarak değil, elektronik olarak da çalışıyoruz. Elektronik olarak? Evet, böyle kapı açmalarda bina kapılarındaki hırsızlık olaylarını önleyecek alarm ve kilitlerimiz var veya güvenlik açısından farklı farklı ürünlerimiz var, onları da tabii temin ediyoruz. Yalnız çok genç yaşta çok büyük tecrübelere sahip olmuşsun. Gerçekten çok güzel bir şey. Çocukluktan beri bu sektördesin. Çocukluktan beri. Baba ne iş yapıyor? Baba anahtarcı. Anahtarcı. Dede anahtarcı. Anahtarcı oğlan anahtarcısın. Amca anahtarcı. Abi, kuşaktan kuşağa anahtarcılık var burada. Aileden gelen bensizliği bu aslında değil mi? Aynen, aynen öyle. Öyle. Şimdi bir de şöyle bir şey söylemek istiyorum. Özellikle sabah saatlerinde biliyorsunuz hepimiz çalışan insanlarız. Özellikle de iş yerleri olan insanlarımız için bunu söyleyelim. Ev hanımlarımız kapıda kaldınız diye üzülmeyin. İş yerleri olanlar özellikle kapıda kaldınız diye üzülmeyin. Güzel gününüzü mahvetmeyin. Sabahlarınızı güzel geçirin ki güzel bir güne sahip olasınız. Ekran dayı gibi sinirde olmayın. Abi adam gittim çıldırmıştı. 2 saatini bekliyor. Yana yana anahtarcı arıyor. Tabii biz hazır gibiyiz. Tabii denk geldik. İstersen yapalım anahtarı. Tabii. Anahtar nasıl yapılıyormuş biz de merak ediyoruz. İyi seyirler diliyoruz. Ekrem dayımızın anahtarı hazır. Anahtarı bir alabilir miyim? Ekrem amcayı ben teslim etmek istiyorum. Parayı ben alırım. Hiç sen tahsilatı sen yapmana gerek yok. Tahsilatımız bakıyoruz. Sen işini yaptın artık gerisi iste. O zaman son olarak şu sloganla kapatalım. Anahtarcı Tolga'nın sloganı nedir? Evet, evet, evet. Ben evet. Hep ne diyorum? Evet. Bu numarayı kaydedin, kapıda kalmayın. Evet. Evet, evet, evet. Bu numarayı kaydedin, kapıda kalmayın.
Ekrem Bey'e anahtarını getirdik. Buyurun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Önce bir deneyelim bakalım Ekrem amcacığım oluyor mu? Ya bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Sen için neden kurtardın? Artık işimizi yapabiliriz. Her şey çok güzel de bir de ödemeyi alsak, şu ödemeyi alsak. Tolga bekliyor. Tolga Bey bekliyor da bizi. Tolga Bey'e yapalım ödemeyi ya. Yok olmaz, biz alalım. Gösterecek misin? Olmaz. Biz alalım paramızı. Eyvallah. Tahsilatı biz yaptık. Teşekkür ettik. Kolay gelsin. Bugünün kârı. Sağ olun. Teşekkür ederim. Kolay gelsin.